Tabii hafızanın değişik komponentleri var. Mesela depolama, hmm. depodan çıkarma hmm. vesaire. mesela vesaire vesaire çok şey var, kompartman var. Fizyolojisi çok derin bir konu. Hmm. Çıkar. Çıkartırken yanlış çıkartma. Yanlış çıkarmalar, kompülasyonlar vesaire. Hmm. Bu hafızanın depolanmasını zorlaştırıyor. Çünkü kabayelcik sistemi çok dominant hale getiriyor. İnhibe edici sistem çok hmm. dominant oluyor bildiğim kadarıyla. Yani Yanlış biliyorsam hmm. lütfen düzeltin hocam. Ondan sonra böylece depolama şansı olmuyor. Peki. bu arada depolamayla ilgili bir şey ilave edeyim evet. demin alzheimer konusu konuşurken evet. de aslında onu muhtemelen söylemek lazım İfade edilebilir hafıza diye bir şey var biz genellikle onun üzerine konuşuyoruz deklaratif yani evet. sözle anlatabildiğimiz bir şey evet. ama bir evet. de şimdi bir ara 1950'lerde falan epilepsi tedavisi amacıyla temporal lobları falan çıkarılmış insanlar var ameliyatta çıkarıyorlar epilepsi nöbeti evet. olmasın diye bu insanlarda da bazı belirtiler açısından alzheimerin ileri dönemlerine benzeyen belirtiler var en önemlisi de yeni bir şey öğrenememek yeni kayıt cihazını da alıyorlar beraber çünkü ameliyatta. Kişiler yeni bir şey öğrenemiyorlar. Doktora her sabah giriyor tanışıyor. Doktor çıksın 15 dakika sonra gelsin. Merhaba diye bir daha tanışıyorlar mesela. Sürekli böyle bir her şeyi ilk defa görüyormuş hissi var. Ama orada bir test yapıyor doktorun biri. Eline bir iğne koyuyor. Bir başkasına da elektrik veren bir cihaz koyuyorlar. Hastayla girdiğinde tanışıyor. Merhaba ben senin doktorunum. Tokalaşıyor. O arada adamın eline iğne batıyor ya da elektrik çarpıyor. E, tabii o eli çok acıyor, çekiyor falan filan. Sonra doktor çıkıyor, ertesi gün tekrar geliyor. Bu ah merhaba kimsin? Ben senin doktorun. Tanışma pasta başı. Elini uzatınca adam elini kaçırıyor. Ha. Doktor hatırlamıyor. Değil Ama de. elini çekiyor. Şimdi ağrı, acı ve duygusal hafıza farklı bir şekilde kodlanıyor. İşte evinde. bu canlılardaki hafıza. Tabii deklaratif Diğer hafıza ise. Anlatılabilir hafıza ise işte o hipokampusla falan giden kısım esas orası. Benim hem e, yakın dostum abim ve mentorum gibi hakkı devrimi hatırlıyorum. Çünkü hakkı abinin bu kendi okuduklarını, insanlardan öğrendiklerini ve tecrübelerle birleştirerek bunu yorumlaması sadece ona özgü. Bir takım felsefeciler ya da bilim insanları ya da kanaat önderleri dediğimiz insanların yaptığı şey bu. Zaman içerisinde ki ben yaşandıkça buna daha çok ihtiyaç duyuyorum. Zaman içerisinde bu insanları kaybetmemiz büyük bir üzüntü veriyor bana çünkü onları aynı kitap deneyimlerini yaşasak, yani e, tekrar o, o yorumları, o görüşleri alamayız. Dolayısıyla aslında e, insanlığın büyük mirası tabii ki kütüphaneleri, büyük her türlü kütüphane, görsel kütüphane, eşitsel kütüphane, yazılı kütüphane filan. Fakat insan kaybı çok önemli oluyor. Çünkü çok. bir başkası o yorumu, o tespiti getiremeyebiliyor. Onun için bu ifade edilebilir hafızayı iyi kullanan insanlar demek ki toplumda çok değerli insanlar oluyor. Çok ama her gelen nesilde benim görüşüm biraz farklılaştı zaman içerisinde. Canlının stratejisine baktığınız zaman bireyler çok fazla önemli değildir. Orada canlılık fikri türün devamı falan önemli gözükür biyolojide. Şimdi işte hakkı devrim gibi geçmişte hatırladığımız, hatırlamadığımız birçok insan gibi hepsi kendi zamanında yapabilecekleri görevleri hakkıyla yerine getirip gittiler. Ondan sonra gelenler bu çeşitliliğin yeni bileşenleri olarak hem onlardan asgari düzeyde istifade edip yenilikler ortaya çıkarmaları lazım. Dolayısıyla aslında onların kaybı diye düşünmemek lazım, katkısı diye düşünmek daha güzel olur. Her şeyini hatırlasak tarihin tarih onların zihninde donardı. Bir kısmını unutmamız, kaybetmemiz belki çeşitlilik yaratmamız açısından daha iyi oluyor. Evet kesinlikle. Ha, net hatırlayamıyoruz, evet, ama biz bir şeyler ilave Peki, ediyoruz. Peki şuna gelelim. E, şimdiki çocuklarımızın... Yetişme şekline gelelim. Yani e, görsel hafıza, Tabii her ki. şey görsel, görsel, görsel. Oyunlar yetişmek daha az tecrübe. E, hani e, yani basit gibi gelebilir ama işte sokakta oynamayan, evde e, neyse bilgisayar teknolojisi bununla meşgul çocuk. İşte eğitimi tamamen artık e, görsel e, yapan çocuklar ve bunların bunların bir be, benim zannımca yani bunu e, sıfat olarak söylüyorum bir alzheimer nesli yetiştiriyoruz bana sorarsanız çünkü e, şeyleri de yok yani e, motor becerileri e, motor düşürüyor. becerileri çok zayıf yani bütün çalıştığım gençlerde ağır sakarlık görüyorum ağır sakarlık görüyorum Hatta işte bir hep de anlatıyorum bir oyun üzerinde çalışıyorum bir oyun yazımı üzerinde çalışıyorum. Ee, 2040 yılında e, görsel e, eğitimin ve görsel haberleşmenin dolayısıyla işte cep telefonu gibi ıvır kıvır gibi falan filan yani işitsel olmayan e, her şey yasaklanacak çünkü bütün dünyada büyük e, katliama benzer kazaların ortaya çıkması sonucu eğitim sisteminden ve toplumsal sistemden. Tamamen çıkarılıyor yani bir tür radyo günlerine geri dönüş gibi ve insanlar artık fotoğraf da kalmıyor resim dışında çünkü resim bir yorum ve kreatif bir şey olduğu için fotoğraf da kalmıyor ve insanlar anılarını tarif ederek birbirlerine tarif ediyorlar mesela nasıl evlenmişler hiç düğün fotoğrafı yok mesela düğün resmi var ya da işte başlarına gelen bir şeyi bir kayıt görsel bir kayıt yok kayıt sadece işitsel e, yapay zeka var çok gelişmiş ama yapay zeka ile iletişim sadece e, işitsel konuşarak yapılıyor çünkü insanlar e, ne diyoruz ona bir deskripsiyon kabiliyetini e, betimleme kabiliyetini bir şeyi bir şeye benzeterek anlama kabiliyetlerini tamamen yitirmiş durumdalar ve çocuklar eğitilemiyor e, o fütüristik dünyada tarif ettiğim fütüristik dünyada Şimdi, ve ben Buna hızla yaklaştığımızı düşünüyorum. Yani uçak kullanamayan, ameliyat yapamayan, ee ondan sonra hiçbir bilgiyi <laughs> hafızasında saklayamayan, ders çalıştığı zaman tamamen yapay zeka asistanlarla çalışan, yani nasıl hesap yapmayı bıraktık bir süre sonra hesap makineleri sayesinde, artık hesap makinesi çok üstündeki becerileri de yapamayan insanlar olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? İşte düşünüyorsun? bu şey, şey hafif yolda yaşlanmanın getirdiği bir şey. Bendeki... Size, Nostalji mi? bende de bende de var aynı şey. Yani yeni gelişmelere karşı durmak mı? Yeni gelişmelere değil, yani zamanın ruhunun dışında kendini hissedip ve anlayam anlayamadığı şeyler konusunda ki affedersiniz ben kendim için özellikle Bakayım söylüyorum. Yok <laughs> yok, yo. <laughs> ama... yani bir e, işte plak dinlerken aynı şeyi yaşıyorum, ondan sonra plaklarıma bakarken aynı şeyi yaşıyorum. Şu bu yani. Kim siz, o ben miyim siz misiniz? Ben ama aynı zamanda sizsiniz. Evet bu ama doğru. Doğru da. Niye bir dünyadaki bütün ticari olarak çok daha karlı, kullanışlı olan CD ürünleri raflardan kalktı? Onların hepsini eee evet. 70'li yılların teknolojisi doldurdu o zaman. Ben o zaman onu çözdüm kendimce. Neden? yanlış küreselleşmekten kaynaklanıyor. <laughs> o küreselleşmenin merkezine bakmak lazım. Kimse bizi dinlemiyor. Hmm. Biz şeyiz rol e, şey şeyiz yani e, kuklalarız. Yaşlanan insanlar. Hayır. Bütün ya, hayır biz, bütün... o, o, o kültürün dışında yaşayan insanlar. Hmm. İnanılmaz bir şekilde bir şeyi beğenmek veya beğenmemek kendi hayatımızda ne anlam ifade ediyor. Bunu kimse bize sormuyor. ...hayır... hayır aksine biz ticari olarak e, doğru bir hedef kitleyiz. Ticari olarak. Çünkü yani olarak. neyin ticareti açısından yani e, üzerimize bir e, tişört ya da eee efendim işte ayağımıza bir e, lastik pabuç almak açısından değil. Evet. Ama biz e, pahalı olarak satılan ne varsa en pahalı şeyleri alabilecek yaştayız. Evet. Daha az Aha. belki yani biz de sürümden kazanamaz yaşlılar üzerinden ama <laughs> e, ama iyi kazanır. Evet. Evet. Güzel. <laughs>